koymuş avucu böyle halde. Koştur 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 gider. Başka bir şey yapamaz o arada. Çünkü hava hedeflenmiştir. O yüzden en çok araba çarpan erkek çocuklarıdır. Topun peşinden koşuyor. Kız o arada bir sürü şeyi düşünüyor. Koşarken sıçradı mı, bilmem ne oldu mu, o komşunun evinin duvarı bilmem neymiş. Her şeyi çok şey düşünebiliyor. Yani şu anki 20 yıllık iktidar sahiplerine boyun eğmedim. Ama benim kadın okurum daha fazla. Yani imza günlerinde tanışıyorum. Onlar daha derinlemesine anlıyor. Ama telif avukatı başka bir şey, boşanma avukatı başka bir şeymiş meğer. Sonra, siz boşanma avukatına mı verdiniz onu? Benim boşayan tanımadığım avukat. Benim de en sevmediğim girişler. Bizimle sohbet ediyorsun. Şehrimize hoş geldiniz. Yılmaz abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Hoş gördüm. İyiyim ya. Az önceki diyaloglar yokmuş gibi davranmayacağım abi. Biz tamam. Bayağıdır sohbet ediyoruz aslında. Şimdi evet. Resmi bir giriş yapasımız tuttu ama teşekkür ederim öncelikle. Bizi kırmadın, geldin. Çok sağ ol. En sevmediğin sorudan başlayacağım. İstersen yanıt vermeyebilirsin abi. Bu çizerlik meselesi sonuçta, yani biraz da karikatür merakım olduğu için laf aramızda küçük küçük çizimlerim de vardı. Hmm. Çeyrek yeteneğimdir bu konuda. Bir türlü gelişmemiş bir yetenek. Çekimden sonra bakayım onlara. Vallahi olur. Hani kağıda peçeteye karalayayım şey gibi. Utanırım göstermeye, şaka bir tarafı ama. Tek boyut, ikinci boyuta geçemedim daha yani. Üç boyut henüz yok. Anatomiden kısmet galiba... değilmiş mi? Evet. Ya yani anatomiden çok anlamıyorum galiba. Niye? Aynaya bak işte, anatomiyi görüyorsun. Gördüğümü fark etsem olacak. Yavaş yavaş çıkar hepsini, anatomiyi görüyorsun. İşte omuz burada böyle, aa burası oynuyor, burası buraya, hepsine bir işaret koy kafanda. Sonra onu kağıda dök. Bu kadar basit. İlk tüyoyu aldım arkadaşlar. Kendine bak yani. Bak yürürken nasıl böyle, adam böyle yürüyor. Sol el ilerideyken sağ. Böyle böyle yürüyor mesela. Amatörler en çok o hatayı yapar. Böyle yürütürler. Grafik olarak çok güzel görünür o. Yani yürüyormuş gibi. Çok iyi anlattığını zanneder ama hata. Değil mi? Mümkün değil. Yürüyemez, koşamaz. İyi ki yani karikatür dünyası da fena yani şu anda. İyi ki olmamışsın şu anda. Mizah dergileri bile diyemeyeceğim düşüklükte tiraja sahipler. Yani bir tek Leman ve Uykusuz kaldı. Değil mi? Penguen yayın hayatı. Penguen kapandı. Kendi kendini kapattı. Ya şimdi çizerlik meselesini aslında onu sormak istiyorum. Hani, edebiyatçılar kadar çok çizer yok bu ülkede bildiğim kadarıyla, işte müzisyenler kadar yok. Kendine has bir şey, bir sanat dalı. Normalde edebiyat dergilerini takip ettiğinizde de bir işte 30 bin, 40 bin, 50 bin civarında tirajları da oluyor aylık bildiğim birkaç tane derginin. Penguin'in kapanmasına ben çok şaşırmıştım. Bu sizce niye böyle, mizah dergileri, edebiyat dergileri kadar niye olamadı? Şimdi 2-3 soruyu bir arada karıştırdın. Evet. Yani çizer kadar şey, yazar kadar çizer niye yok? Çok değil diye. Çünkü yok. Çok fazla emek istiyor yani çizmek. Az önce konuştuğumuz gibi anatomiyi çözemedim. Şimdi anatomiyi çözeceksin, çözdün. O anatomiyi çözülmüş adam masaya oturacak. O işte ne bileyim ata binecek, ne bileyim araba kullanacak, araba da o çizgi gibi olacak gibi o kadar çok bileşenler var ki onları bir araya getirip çizer oluyorsun. Ha bir de bunu yaparken kafayı da çalıştıracaksın, buradan bir durum çıkaracaksın, bunun bir hikayesi olacak, bir esprisi olacak ve de güzel olacak ki beğenilecek. Öteki türlü yazar olabiliyorsun, ne bileyim. Zaten o dergilerde telif falan da verilmiyor. İnsanların o duygusu kullanılıyor. Sadece yazım orada yayınlandı diye o duyguyu sömürüyorlar. Ki onların da öyle söylediğin gibi çok büyük tirajları yok. Onlar da şey dönemini kapadılar. Yani gazoz kapağı, siyah beyaz televizyon yok, komşuluk vardı falan. Bu nostaljiyle, bu retro kafayla bir yere varılmaz yani. Yani bunun ekmeği bir süre yenilebilir. Yani şimdi şey varken, elinde böyle bir silah varken, yayın varken gidip de eskiden ne güzel oturup aynı filmi seyrederdik, siyah beyaz güzellemesi yapmanın anlamı yok. Yani dışarıda cehennem gibi bir hayat varken, hani bir iki dersin ki o hayattan insanlar kaçmak için buna sığınsınlar.
Ama birazcık da bir toplumsal görevi olması lazım bana kalırsa. Yani o yayınların, o dergilerin, yani insanları bir hadi ya bu ataleti bırakalım gibi. Bir dürtmesi lazım. Dürtmesi lazım bence. Yani diyeceksin sen niye yapmadın ama işte ne bileyim ben öyle başladı, öyle gidiyor. Benden istenen oydu. Benden başka bir şey beklemiyorlardı. Ben yine de araya, dereye bir yerlere o şeyleri, muhalefet tavrını sıkıştırıyordum ki ben hala bunu, o ne çenem düştü ha? Tam olarak bu yüzden buradayız. Çok iyi gidiyorsun abi. Dolmuşum demek ki. Evet. Yok. Enerjimiz tuttu herhalde. Kamera, kamera değil ya bu, fotoğraf makinesi. Aynen öyle. Hala ben işte bak 92'den beri çiziyorum. 92'den beri bir adam var. İşte kadınlarla arası iyi. Kadın erkek ilişkileriyle üzerine tonlarca, yaklaşık 600'ün üzerinde hikaye yazdım ve çizdim. Ve bunda diretiyorum. Onların, yani şu anki 20 yıllık iktidar sahiplerine boyun eğmedim. Aman abi şimdi, yani masanın altında rakıyı saklayanlardan olmadım. Neyse, onu sürdürdüm. Bu bence birazcık devrimci bir tavır. Bayağı, hele üstü bu koşullar. Üstü kapalı da olsa yani anlayan anlar. Yani gene kadın, orada özgür bir kadın. Kendi istediği adamla beraber olmak için mekanlara gidiyor. Birileriyle tanışıyor, beğeniyor, beğenmiyor falan. Şimdi böyle bir kadın figürü, böyle bir şey yapamıyorlar ki. Buna cesaret de edemiyorlar. Dolayısıyla bu şeylerin, pısırıkların içerisinde Otis abi devrimci bir adam oldu. Onu bile yaptı. Bu tavrıyla bayağı bayağı. Hiç abi sansüre uğradığın oldu mu ya? Hani çok uç oldu, bunu böyle yapma, etme, çalışma hayatında. Uykusuzdan sonra çalıştığım dergide iki kere oldu. O da işte çıplaklık ama ne bileyim şimdi yatakta iki kişi sevişince dur şimdi... Montla olmuyor bu iş. Olmuyor yani işte şimdi bizi seyrediyorlar diye şey olmuyor ki o sahneyi çiziyorsun yani. Aman şuradan kapatayım da o tuhaf, o samimiyetsiz geliyor. Onu yaptım işte, çarşaf koydum üzerine falan. Öyle ya, çok da meraklısı değil mi yani, çıplaklık üzerinden prim kasan birisi değil mi yani, olması gerektiği için yani yatakta sevişmişler, yatakta çıplak sevişilir. İşin doğası bu yani. Zaten öyle olur. Ben zaten onu şey yapıyorum yani, Otis abi hikayelerindeki gerçeklik buradan geliyor. Yani sonradan uydurulmuş yapay falan değil. Bütün kızların vücutları çok şahane değil. Otis abinin göbeği de pörtlüyor, yok bilmem yeri geliyor, ereksiyonda olamıyor. Bir sürü şey var işte, onları yapıyorum. Konuşturma ben şimdi. Yani insanın her şey orada aslında, benim zevkilmiş evet. Bir şekilde zaten. Evet, onu yapmaya çalışıyorum. Abi yıllardır okurum da, hani merak etmişimdir. Adı niye Otis? Ne düşündürttü bunu? Çok ilginç bir hikayesi yok aslında. Birazcık da acı sayılabilir. Bu Dustin Hoffman'ın filmi vardı. Rain Man. Tabii. Evet. Orada otistik diyeceğim şimdi, gene duyar kaslar şey diyecek. Otizmli birey diyeyim. Hmm. Aslında şey, otizmli de değil de, her neyse girmeyeyim o konuya. Ben şeyler yazıyordum dergiye, Pişmiş Kelle dergisine. Atasözleri, deyimler, ondan sonra şarkı sözleri. Onları bir yerinden kesersen başka anlamlar çıkıyordu. Bunu yapıyordum. İşte bizim derginin editörü de çok beğendi, çok güldü. Bayağı masadan düştü. Sonra bana otistiksin demeye başladı. Ve çok şimdiki gibi mail yok, sosyal medya falan yok. Bayağı yazıp, zarfa koyup, pul yapıştırıp gönderiyorlardı. Bayağı bir emek yani. Yani şimdi var ya, gibi olmuş yazıyor herif yani. Ona bir şey diyemiyorsun ki. Öteki türlü onu yazmak için bir yani o kağıt aldık, mektubun içine koyacağız, postalayacağız derken bir önce kağıda saygı duyuyor, sonra zarfa saygı duyuyor, postaneye gidiyor. Oradan bana çok mektup gelmeye başladı ve onlar abimsin, sen benim abimsin, biz de böyle espriler yapıyoruz diye. Yani kelime esprileri ya da batıdakilerin baba esprileri dediği şeyler. Oradan ben Otis abi bitiştirip tek isim yaptım.
Orada da vinyet, yani kendimi çiziyordum. Her seferinde başka türlü çiziyordum. Öyle değişik kıyafetlerle falan. Hikayesi enteresan abi. Yani. Sonra işte hikaye çiz dedi editörümüz Enginer Gönültaş. Ne çizeyim, en iyi neyi biliyorsan onu çiz dedi. Bunu iyi biliyormuşum. Çok net söylemiş. Başka bir eleştirisi falan olmadı. Benimle hiçbir şekilde uğraşmadı. Onu öyle yap, bunu böyle yap falan. Çoğu başkalarıyla şeydir. Bana hiç yerleşmedi. Güzel ya. Oradan yürüyoruz işte. Bu sonuçta kadın erkek ilişkileri üzerinden yürüyor Otis abi. Doğru. Kadınlar da çok tepki alıyor musun bu konuda? Niye böyle gösteriyor? Şimdi ya, böyledir ya Türkiye'de. Hmm. Bir örneği sanki bütün kadınlar böyledir diyormuşuz gibi algılar var ya. Bununla ilgili sıkıntı çekiyor musun, düşünüyorsun? Ya şimdi ilk bakınca öyle algılanıyor. Kadını aşağı alıyor. Ya çünkü burada bir erkeğin başarısından bir hikaye yürüyor. Bir oradan bir az da olsa bir mizah çıkıyor. Bunu kabul edemiyorlar ama başarısız bir adam çizsem ona gülünüyor. Ya da başarılı bir kadın olsaydı bu daha çok takdir toplar. Ben en zorunu denedim. Yani bu kadar uzun olacağını zaten tahmin etmiyordum. En zorunu yani hem başarılı hem de başarılı. Hem de başarılı. Yani şey dediğin gibi çok örselediler, çok kırdılar. Feminist çok üzdüler bizi. Feminist neydi ya? Ayşe Düzkan. O dergiye gelmişti. Senin sayfayı fotokopiyle çoğaltıp kızlara dağıtıyorum dedi. Erkekleri görsünler diye. İşte yaptım o aslında. Yani şimdi düz bir okur, ha işte o kızlarla yatmış, onu çiziyor. Banal diyor, geçiyor. Ama benim kadın okurum daha fazla. Yani imza günlerinde tanışıyorum. Onlar daha derinlemesine anlıyor. Şöyle bir anekdot söyleyeyim. Bu geçen, yani geçtiğimiz yaz, işte Timur, Ünsal falan Yekta Kopan, Datça'ya gelmişlerdi. Denizden çıkıyoruz. İşte sahilde bir kadın merhaba hoş geldiniz dedi. Ben üstümü alamadım çünkü onlar daha meşhurlar. Onlar hoş bulduk dediler. Otis abiye diyorum dedi. Sayende dedi kafam çok rahat. Niye dedim. Kızımı 9 yaşından beri Otis abi okutuyorum. Şimdi Londra'da tek başına yaşıyor. Erkekleri ne halt olduğunu biliyor. Çocuğu yakmış. İstediğini, yok. İstediğini yaklaştırıyor, istediğini yaklaştırmıyor yanına dedi. Böyle tersinden çok tatlı dönütler de oluyormuş. Evet, yani şey var, erkeğin ne yaptığını gösteriyorum orada aslında. Bütün erkekler aynı şeyine dönmüş. Aynı, erkeğin istediği başka ne var? Karnı doysun, seks yapsın, bir uyusun. Başka evet. Düz ve basit mekanizmalarız aslında. Tabii yani erkek sadece avcıdır. Değil yani mi? Şimdi gene yani, böyle tabii. Şey evet. Gibi konuşacağım. Yani avcı işte harbiden ona göre tasarlanmış. Evet. Modernize yani, olmuş avcı. Böyle abi. Koştur 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 gider. Başka bir şey yapamaz o arada. Çünkü ava hedeflenmiştir. O yüzden en çok araba çarpan erkek çocukları. Topun peşinden koşuyor. Kız o arada bir sürü şeyi düşünüyor. Koşarken sıçradı mı, bilmem ne oldu mu, o komşunun evinin duvarı bilmem neymiş. Her şeyi çok şey düşünebiliyor. Erkek tıkı 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 gidiyor, tup vuruyor, getiriyor eve. Kesiyorlar, yiyorlar. Seks, uyku. Bitti. Ama kadın evde, ya işte mağara diyelim, öyle canlandırsın aynen, sevgili aynen. Seyircilerimiz. Çocuğu uyutacak. Çocuğu uyuturken bir yandan yemek yapıyor, akşama da ne yaparım diye onu düşünüyor. Bir yandan da yabani hayvan gelir mi, gelmez mi onu şey yapıyor, kolaçan ediyor. Kontrol güdüsü. Çok fazla şey biliyor. Bu erkeğin eksikliği, kadının zenginliği değil. Öyle öyle tasarlanmış. Öyle evrimleşmiş. O da çıkınca avlanamıyor. Şimdi gelelim ilişkideki boyutuna. Erkek avlanmayı biliyor. En şahane kızı bile avlıyor böyle şey, avlıyor pardon. Yani tavlıyor. Eski tavlıyor. Gönlünü kazanıyor. Gönlünü kazanıyor tamam mı? Yani ondan sonra böyle bir şey oluyor. Televizyon kısmında Netflix'te bu ne ya? Bunu seyrettik mi hayatım? Bunu seyrettik mi? Kıza soruyor bir de. Yıkanmıyor, etmiyor. Sonra sorunlar başlıyor.
doğal sorunlar. Öyle. Mizahtan geçiniliyor mu gerçekten? Biz mizah sanatçısı tabii geçinelim. Buradan geçinebilir miyiz? Yani bu ülkede mizah diye de özel şey yapmamak lazım. Bir şeyi çok iyi yaparsan onun müşterisi var. Ne çok iyi önemli yani. Değil. Evet, yani çok iyi fotoğrafçı, çok iyi ütücü, çok iyi bir şeyci. Bir de o yola baş koyman gerekiyor. Mesela benim başladığım dönem arkadaşlarının %99'u bıraktılar. Onlar ya buradan bir şey olmaz ya da nefesleri yetmedi. İşte başka işleri, ya babasının işi, ya işte üniversitede bir şey, ya akademisyen olarak devam ettiler. Reklamcı oldu çoğu. Mesela reklamcı olsam ben de başarılı bir reklamcı olurdum. Ama yapmadım. Ya ilk başlangıcı çok ızdırap verici. Şimdi anlatırsam Emrah dizisi Emrah hikayesine birazcık itiraf olacak. Sahte vapur kartı yapmıştım. Sahte işte o zaman o ya dijital daha çok yoktu. Fena tabii erkek manuel. Mavi kart, otobüs kartı, vapur kartı falan ben onunla beleşe geziyordum İstanbul'da. İşim o zaten biliyorum onları yapmasını. Şeyden işte Üsküdar'dan Cağaloğlu'na gidip orada Milliyet Gazetesi'nde yemek yiyip geri geliyordum falan. Aynı çayı 4 gün içiyordum falan öyle. Sonra işte... İyi bir reklamcı olurdu abi senden. Yaratım var burada, tasarlama var yani. İşte ondan sonra. Ya işte yapacağım o inat gerekiyor birazcık. İnat ve çok çalışmak. İlk kitabıma ben bakamıyorum diyor. Çok kötü çizgiler. Ama hikayeleri çok güzel. Ben seviyorum hikayeleri. Çok sıcak böyle. Cep telefonu yok. Kulübeden telefonu diyor kızlar falan. Sizin için çok acayipti şimdi onlar. Benim yaş biraz tutar ama sizde öyle. Evet yani. O yüzden onunla göz teması kurdum. Ben o kulübede çok kuyruk bekledim. Yani ha, ondan sonra şey yok, bilgisayar yok. İnternet şey yok. Var, internet zaten yok. Bir tane kanal var yahu. Zapping diye bir kavram icat olmuş. Sonra yani. İşte ya Çin o şey vardı. Biliyorsun onu değil mi? Yani nereden nereye? Baya böyle şey böğürtlen vardı. Ben onu seviyordum. Böğürtlen. Bak seyretmemiş. Çok küçüktün o zaman sen Allah. Ben muhtemelen abi. Evet ben. Şey vardı ya Tutti Frutti vardı. O tabii. Ergenliğimizin şeydi. O şehir efsanesiydi. Hem siz seyretmediniz. Yani çok sonra çünkü ha. Televizyon mefhumu da çok yeniydi bizim ha. Köyde büyüdük. Ya şey var işte neydi? Bu bulmaca mı soruyorlar? Ben de şey içeriği bilmiyorum. Kutular açılıyordu harfler bir şeyler. Ha, işte, bir kare var kafamda. Bilemeyince üstündekiler çıkartılıyor falan. İnşallah hep bilemez modu. İşte güzel görünüyordu. Şimdi ya bir nesil şarap kadehi ya da şey şişe görmedi ya televizyonda. Değil mi? Son böyle. Bir sene. İşte benim oğlum kaç, 22 yaşında. O şeyi bilmiyor yani televizyonda öyle bir şey görmedi hiç. Otis abi karakteri ne kadar seni ifade ediyor? Senin yaşanmışlıkların mı? Bir harman mı? Kitabın adı Başından Geçti Bunlardı. Yani ilk Otis abi hikayeleri bir üniversite öğrencisi. Taşra'dan gelmiş. İstanbul'da hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Ev bulma hikayeleri bunlar gerçekti. Tabii. Yani kendi başından geçen hikayeleri... Ben kurguluyordum. Oradan bir şey yapıyordum. Sonra tabii işte bir genç bir adam 20'li yaşlarda evi buldu, karnı doydu. Üçüncü madde neydi? Üçüncü temel madde. Evet. Yönelecek. Şimdi onu bulup onu eve götürmek gerekiyor. Kıza eve götürdüğünü çaktırmayacaksın. 80'li yıllardan bahsediyorum. Mahalleliye çaktırmayacaksın. Ev sahibiye zinhar çaktırmayacaksın. Orada işte şey oluyor. Bu ilk kurgular. Survivor gibi abi. Ha, öyle şey yaparsan yanıyorsun. Sonra onları da yapmaya başlayınca oraya kaydı. Yani direkt ben şeyle başlamadım. Doğallığında da oradan girmiş. Yani oradan şey oldu. Şimdi de manga boyutuna getirdim. Manga çizmeye başladım. Hatta ilk defa size söylüyorum. Bu ay içerisinde ya da Aralık'ın ilk haftası manga dergisi çıkartıyoruz. Çok iyi. Onu da şeyden gördüm. Geçen yıl Ankara Kitap Fuarı'na gitmiştim. Orada benim yayın evi Komik Şeyler standında şey de satılıyor. Manga da satılıyor. Zaten ortaklardan birisi Japon. Japon. Evet, yarı Japon, yarı Türk. Yani Katar'da olmasını beklerdik bu ülkede ama. Ya böyle kırlangıç sürüsü gibi çocuklar geliyor, mangaları alıyorlar, gidiyorlar.
Ben orada dede gibi kaldım. Sırf kitabın boyutu büyüktü yani. Benimkiler beyaz saçlı, şey olmuş, devlet memuru falan, onlarla konuşuyoruz. İçime oturdu çünkü o nesli biz kaybettik şeyden, Mizah Dergisi'nin en son işte. Uykusuz'un ismini vereyim. Uykusuz'un yönetim hatası yüzünden o nesli biz Japonlara kaptırdık. Yoksa bizim okurdu onlar aslında. Evet, hedeflikte. Onlara okurdan çizer oluşuyor dergiye. Hepimizin kökeni o. Ben de Mizah Dergisi okuydum, okuruydum. Sonra çizer oldum. Onları kaçırdık. Ama bir şey deneyeyim dedim. Ben küçük basayım kitabı. Bastım, 4 tane basıldı. 4000 tane basıldı Mart ayında. Şu anda bitti, ikinci baskısı yapıldı. İstanbul Fuarı. Sonra işte ikincisini de çıkardım. O da gayet iyi gidiyor. Yani yeni nesil daha pratik seviyor galiba. Çantasına koysun, cebinde taşısın, okusun. Bir tık şey. Daha fast food yani böyle. Taşınır. İşte o Japon şeysi, kültürü çok yaygın. Şimdi bilmiyoruz biz ama deli gibi. İstanbul'da neydi, Comic Con vardı. Orada cosplay dedikleri bir şey var ya, oradaki kahramanlar gibi giyiniyorlar. Ediyor. Mavi saçlı kızlar böyle buradan sarkan. Enteresan tipi. Çizgiler görüyorsun yani. Adam öyle giymişler. Ve bunları Japonya'dan ısmarlayıp getirtiliyor, ediyor falan. Çok acayip bir dünya. Ya işin sırrı güncellemek kendine. Mevzu o. Yani sadece boyut olarak değil. Mesela 9 tane kitap var. 9 kitabı karşılaştır. Başıyla sondaki kahraman çok alakasız. Sürekli yeni şeyler. Değişimlerden beslenmiş. Yani, evet. Yani çünkü mizahın dili çok güncel. Evet. Yani çok güncel değil, güncel olmak zorunda. Biz Levent Kırca'ya çok gülerdik. Şimdi mizahın malzemesi oldu. Evet. Yani işte televizyon, evet, dalga geçiyorlar. Öyle bir espri, kötü bir espri olunca diye böyle bir şey yapılıyor. Dalga geçme aracı oldu aynı. Tabii. İşte Levent Kırca da kendinden öncekiyle dalga geçerdi. Ama işte bu böyle hep onun üstüne hep zekanı kanıtlama derdidir. Evet. Abi ben bu kadar yol yaptım, çeneye bak abi. Ya su var mı? Sosyal medyayı aramasın abi. Yani sosyal medyayı çok seviyorum. Ya sosyal medyada olmak lazım. Sosyal medyada yoksan yok sayılıyorsun. Çok meraklısı değilim. Çok da zaman ayıramıyorum. Oraya bir şey yazacaksam çok da düşünerek bir şey yazayım diyorum. Yani Twitter'dan bahsediyorum. Facebook'u zaten epeydir terk ettim. İşte kendimden haberdar etmek için işte Hatay'a geliyorum. Siz de gelseniz de tanışalım, edelim. Yeni kitabım çıktı, okusanıza. Ya da işte bir komiklik bir şey. Biraz yani tanıtım mecrası gibi oldu. Evet, öyle yapıyorum çünkü orada ne yazarsan bir negatif cevap vermek için bekleyen birileri var. Bir polemik kitlesi. Çok yorucu. Kesinlikle. Uğraşamam ona. Ben de moralim bozuluyor yani birisi. Allah'ım şimdi. Cevap verse şeytan diye başlıyoruz. Dediğiniz gibi bekliyorlar. Öyle bir şey yani. Yani işte şu su içiyorum, ha bulmuşsun parayı. Ya işte Aralık'ta denize giriyorum, öyle fotoğraf koyuyorum. Seninki de hayata, vay diyor. Yani, Allah'ın denizi, gel gir yani. Gel gir diyorsan. Bir tane mayoya bakıyor. Donla da gir. İstiyorsan o da olmasın yani. Şey yapıyoruz işte, Datça tip şeyi olarak, örgütünün işte nedir o, sosyal medyasını yapıyoruz. Onu da bayağı canlandırdık. Antiparantez, onu da söyleyeyim. Peki abi, karikatürlerine internette rastlıyor musun? Telif ödemeden her yerde. Rastlıyorum. Onların... O konuda ne düşünüyorsun? Yani can sıkıcı sonuçta. Hani bir tarafa iyi, çok biliniyorsun ama... Benim karikatür olmadığı için benimkini çok basamıyorlar. Ya da hikaye olduğu için biraz. Hikaye olduğu için. Oradan bir kare falan koyuyorlar. Pek de işlerine gelmiyor. Karikatürcülerinkini daha fazla şey yapıyorlar ama benimkini de bir kitabı tüm sayfalarını tarayıp işte bazı siteler var. Oralarda PDF olarak indir, oku. İşte ne zamandı? 5-6 sene öncesinde bir gün dert edindim.
bütün o yabancı sitelere yazı yazdım. Bu benimdir. Kimliğimle, şeyimle kaldırın, aman özür dileriz dediler. Hiç bir gün bile sürmedi yani. Bir Google'da da şeyle de Metafire bilmem ne bir sürü bir yer vardı. Onları kaldırdılar. Bir tek çizgi roman okuyanların bir platformu var, forum sitesi. Orada da bir şey yazmak için üye olmak gerekiyor. Neyse üye oldum. Arkadaşım dedim, ben bundan para kazanıyorum. Bunu kaldır dedim. Senin reklamını yapıyoruz da da hıttırı hıttırı. Ulan reklamı yapıyorsan kitabın kapağını koyarsın, bir şey yaparsın. Yani. Kaynak belirtirsin. Bu şey değil ki abi, çekmeceden çıkartıp da koyduğum şey. Onun hepsi bir hikaye. 4 gün sürüyor çizmek. Bir de yazması var. E bunların hepsi bir şey ya. Ya buna yaşıyorum şey. Ben. Sen yaparsın. Beni şey yaptılar, linç ettiler o sitede. Sonunda avukat aracılığıyla kaldırdım. Yani ona izin vermiyorum. Şeye. Ama işte diğer arkadaşların da uğraşması lazım. Aynı şekilde evet. Bir kısmı boş vermiş çünkü. Dönsün. Ya işte Erdil'ler şey yaptılar. Şöyle bir formül yaptılar. Bir ajans kurdular. Karikatürler o ajansın malıymış gibi. O ajans üzerinden davalar açıldı. Ha. Yani bu stok siteleri var ya, onun gibi bir şey oldu. Selçuk Erdem vesaire. Evet. Selçuk, Erdil. Bobo'yu çizen kimdi ya? Onlar işte üçü. En çok şey yapan, tepki gösteren de şeylerdi. Bunda bu işten para kazanan tiplerdi. Çünkü bir kişi 7-8 tane karikatür profili oluşturuyor Instagram'da falan. Bu böyle 20 bin kişiye falan ulaşınca satıyor. Evet, hesabı satıyor, aynen. O işte zaten elinde diskte duruyor karikatürler. Yeni bir şey ölçüyor. Aman da pek komik karikatürler diye yeni bir hesap oluşturuyor. Millet de seviyor. Aynı şey de bedava seviyor aslında. Çok karikatürü güzel. Seviyor, bedava karikatürü daha çok seviyor. Ondan sonra onu da satıyor. Onu da satıyor. Aslında şeyde sosyal medyada kıyameti koparan 4-5 kişi. İsmini söylemeyeyim de şimdi şey olmasın, kamerayı kapatınca ben söylerim. Tamamdır. Oradan yani kimsenin hakkı şey olmasın, mesela bizim çıkaracağımız dergide hiç kimseye bedava bir şey yaptırmadım. Herkese küçücük vinyet çizini bile onun parasını ödüyorum. Bir arkadaş, onun da ismini vermeyeyim, 600 sayfa dergi çıkardım dedi, 5 kuruş para vermedi. 600. Yayıncı kazandı. Kendi kazandı. Matbaa kazandı, dağıtımcı kazandı. Kendi de almıştır herhalde, bilmiyorum çünkü bir fiyatı var. Evet. Bedava bir iş yapıyorsan bedava verilmesi lazım. Bedava dağıtılmıyorsa oradan da bir para kazanan birileri vardır. Yani onların para kazanmasından neden olan sanatçıya niye verilmiyor? Ve bununla övünülüyor. Otis abi bir de diziye döküldü. Evet. İçine sindi mi o yarattığın karakter? Sinmedi. Ya o dünya bambaşka şey. Sinema dünyası, o filmciler, başka bir şey, hiç bilmediğim bir kültür. İşte bir sözleşme verdiler. Ben de avukatıma gösterdim. Oo olmaz şöyle böyle dedi. Ha iyi, bir sözleşme imzaladık zannediyorum ben. Ama telif avukatı başka bir şey, boşanma avukatı başka bir şeymiş meğer. Sonra, siz boşanma avukatına mı verdiniz onu? Benim koşuyana tanıdığım avukat. Ondan sonra ben Uğur Bilgin'i şey yapmıştım. Çok hem çok benziyordu, benim gençliğime benziyordu. Tabii benden daha uzun ve yakışıklı ama Otis abiye çok benziyordu. Bir Kasla Ajansı'nda tesadüf onun şeyini, videosuna rastladım. Çık 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 Photoshop'ta favori bilmem ne, aha budur dedim. Onu yapımcıya dedim. Oo süper dediler. Sonra gitti bambaşka bir adam oynattılar. 1.60 boyunda, kafası açık. Ay. Yani hiç şey, şöyle diyeyim. Ne mekanlar benziyor, ne insanlar benziyor. Mesela en basitinden Otis abinin hiçbir zaman pardösünü bağlayarak dolaşmadı. Hep açardı çünkü havalı oluyor. Yakaları kaldırır. Sürekli bir rüzgar böyle bir şey. Böyle. Yani yanlış anlamışlardı. Bak bayağı ben şey mide şeyi geçirdim. Spazmı geçirdim. Bir gece TV serum kanalı için mi abi çekildi o? Bu dijital neydi? İçin.
Sinema TV. Sinema Türk vardı. Orada. Sinema TV diye bir kanal vardı ya. Şey, kanal değil ya. Öyle bir platform vardı. Bir platform. Orada. Sonra YouTube'a koydular. Ben zaten YouTube'da rastladım aynı. Ben zaten hemen bu şeye Radikal'den aramışlardı. Hemen röportaj verdim. Benimle alakası yok. Sadece Otis abi ismi. Halbuki çok büyük sponsorlar vardı. Önce bir yapın, bir görelim. İkinci 13 bölümde çok şahane bir şey olacaktı ama ya benim Otis abinin ev sahibi zayıf, dal gibi, sinirli bir adam. Burada işte Noel Baba gibi bir adam. Aynen. Arabası başka türlü, Otis abi daha mütevazi, yani yumuşak hatlara sahip. Onlar bulmuşlar Günleri Civaoğlu'nun arabası. Bayağı patron arabası o. Otis patron değil. Değil. Otis abi şeyde oturuyor, Taksim, Beyoğlu civarında oturuyor. Onlar gitmişler Balat'ta. Ha. Ya hiçbir şey benzemiyor. Dolayısıyla şeyle alakası yok. Çok da önemsemedim işte. Bir ara çekelim edelim diye bir hevesleniyorlar. Olur diyorum, sonra ses çıkıyor. Herhalde şey, şu iktidar bir değişsin ondan sonra yaparız diyorlar. Deminki söylediğimi kanıtlıyor işte. Aynen abi. Peki Otis abi dışında yeni bir karakter olacak mı? Çünkü bayağı 9 kitap çıktı bununla ilgili. Yok, olmayacak. Mesela Tenten'i çizen adam ömrü boyunca Tenten çizdi. 90 yaşına kadar adam Tenten'le şey yaptı. Asterix, ondan başka bir şey çizmediler ki. Şimdi bir şeyi iyi yapmak için uğraşmak daha doğru geliyor bana. Ya bir de şunu deneyeyim, bir de bunu deneyeyim değil. Yani onun üzerinden ben, yani Otis abi üzerinden ben anlatabiliyorum bir sürü derdimi. Bir de bilinen bir şey, bilinen bir yüz. Onun üzerinden anlatmak daha doğru. Ha şey yapıyorum, belki görmediniz. Bak o kadar meşhur değilim, meşhur olsam gördünüz. Instagram'da mavi çizgilerim var diye bir seri yapıyorum. Kırmızı değil mavi çizgilerim var. Evet. Onu biliyorum. Ha, orada kendimi çiziyorum. Ustalarla Ege'li şeyler, rehavetli insanlarla ilgili. Peki var bir şeyler yapabilir, hiç belli olmaz ki, bunlar bir şeye bakar. Ama bu karakterden çok sıkılmadığın çok belli oluyor. Yok. Gayet de barışık gidiyor hikaye yani. Bizim her halini biliyorum adamın ne yapacağını. Yani işte belki bir yan tip sokabilirim falan. Yaşlandıracak mısın abi? Yok. Bu karakteri? Yok. Genç bir Tenten yaşlandı mı abi? Olmaz mı? Hakikaten. 1000 yıl yaşasa aynı. Yani. O başka bir şey. Yani öyle bir avantajı var çizgi roman karakterlerinin. Bir şey de öyle. Süpermen de öyle. Evet, hakikaten. Peki abi, son soru sana. Bir gününü nasıl geçiriyorsun? Şimdi İstanbul'u bıraktın, Datça'ya geçtin. 24 saat nasıl yaşıyorsun? Millet zannediyor ki o Datça'da lay 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 elinde kokteyl çiki çiki çiki, öyle bir şey yok abi. Deli gibi çalışıyorum ben İstanbul'dakinden. Ya İstanbul'da mantar bir hayatım varmış meğer benim. Dergiye gidiyordum, çiziyordum, eve geliyordum, çiziyordum işte yani, ya da işte bir şey. Sinemaya gidelim, of şimdi arabayla çık, arabayı nereye park edeceksin, dönüşte park yeri bulamayacağız falan, boş ver evde kal. Ya işte tiyatroya gidelim, aman bilmem nedir deyip. Aslında mantar böyle küçücük bir kilometre mesafe, orada gidip geliyordum. Burada abi bahçe var, bahçedeki ağaçlar var, onlarla ilgilenmen gerekiyor. 8,5 kilo ya da litre mi? Kilo dedi ama adam. Zeytinyağı çıkarttım, çok güzel. Meyve ağaçları var, onlarla ilgileniyorum vesaire. Bir yandan da çiziyorum işte, az önce söyledim. O zaman vakit yetmiyor bayağı. 160 sayfa dergi çıkarmak da kolay değil. Tabii ki. Ne dedin, duymadım. Vaktiniz kalmıyormuş. Kalmıyor, bir şey olmuyor yani. Sıkılacak vakit yok yani. Evet. Şeyde, İstanbul'daydım geçen, ne zaman? Bak günler karıştı. Cuma günü İstanbul'daydım. Bir gece kaldım, geri geldim. Şimdi buradayım, Hatay'dayım. Döneceğim, sonra tekrar İstanbul'a gideceğim, geleceğim. Ben aslında şöyle bir şey hayal etmiştim. Ayda bir Otis abi çizerim. Evin arkasına da bir atölye yapmıştım. Orada da seramik atölyesi yaparım. Böyle. Sonra da ölürüm Tatya'da. Öyle bir şeydi. Tam öyle olmadı. Yok, atölye duruyor orada öyle. Yaparım, onu da yapacağım ama. Şey değil, şikayetçi değilim ya. Yani insanı diri tutuyor. Yani beni en azından. O yoğunluk.
Yani çoğunlukla İstanbul'dan arkadaşlar arıyor, sıkılmıyor musun diye. O beklenir ya normalde. Ha, yani ya bir çizer adam olduğum için niye sıkılıp ne? Ben zaten o çizerliği sıkılmanın ilacı olarak buldum. Bazı o çizer, tabii. İşte geçiremiyorsun sokaktakilerle. Ya bir de benim hayatımda çok önemli bir yeri var yani çizmenin. Beni tedavi etti. İşte ikiz kardeşimi kaybetmiştik 12 yaşında. Ondan sonra ben onunla tedavi ettim. Yoksa manyağın biri olacaktım. O yüzden bırakmam çizmeyi yani. Yani zaten kağıt kalem yoksa bile böyle parmağımla bacağıma çizerim. Sürekli bir şey çizerim. Sürekli durmaz bu yani. Reflekse dönmüş. Evet. Ya işte bir şey gördüm öyle. Adam sakalları böyleymiş falan. Onu kaydetmek için eskiden cep telefonu yoktu. Çaktırmadan böyle hafızaya kaydetmek için. Notlar alıyorsun. Notlar alıyorsun. Yılmaz abi çok keyifli bir program oldu hakikaten. Program yani ne kadar bu? Çektiğim en keyifli programı da. Program olduğunu bilmiyordum. Beni kandırdılar. Muhabbet söyleseydiniz. Ne çektiniz mi? Ne kamera mı var? Çalışıyor muydu o? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayağına sağlık.